Değerli arkadaşlar, oyun başka. Şimdi bizde öyle bir zihniyet var ki, maalesef içimizde de bunlar var, onu da söyleyeyim. Nedir bu zihniyet? Ya koskoca Amerika'ya karşı niye böyle konuşuyoruz? Ha, ne demek koskoca? Hak'tan daha güçlü ne olabilir? Biz buna bakacağız. Hak'tan daha güçlü hiçbir şey olamaz. En büyük güç Hak'tır, hakikattir. Öyleyse biz mücadelemizi böyle yürüteceğiz. Ve galip gelecek olan da Hak'tır. Bunu da böyleyiz. İşte bakın son olarak dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Ve bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Böyle bir ittifak olamaz. Böyle bir müttefiklik olamaz. Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere, bunun için her yola başvuranlara ben bir kez daha sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanımızı susturamayacaksınız. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup kuramayacaksınız. Genelkurmay Başkanımız ve Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanımız, onlar da Kanada yolundaydılar. Sonra bizi yoldan aradılar. Dediler böyle böyle bir durum var. Bu tatbikatta NATO tatbikatı, 40 tane askerimiz var. Biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz. Dedik ki tabii hiç durmayın, hemen. Yani velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin. Böyle bir ittifak olamaz. Böyle bir müttefiklik olamaz. Amerika'nın Suriye krizi başladığından beri verdiği sözlerin çok büyük bir bölümünü tutmaması bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. İşte şimdi Afrin'de aynı oyuna gelmek istemiyoruz. Müttefiklik ilişkileri çerçevesinde çok kolayca çözebileceğimiz nice sorun maalesef Amerika tarafından ısrarla çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka olayı böyledir. Münbiç böyledir. Deyruzur böyledir. Ve bütün bu olaylar Rakka'da, Münbiç'te, gelin bu işi beraber halledelim dediğimiz zaman Amerika'nın önceki yönetimi hiç endişe etmeyin. Burada ne PYD ne YPG kalmayacak demelerine rağmen, Sayın Obama bana bu sözü kaç kere vermiş olmasına rağmen bu sözü tutmamışlardır. Ardından gelen yönetim ise ne yazık ki isim de değiştirmek suretiyle bu terör örgütü YPG'nin, artık orada biz YPG ile değil SDG ile işbirliği yapıyoruz. Yapmayın. Yani siz ortada yokken biz vardık. Burada biz kimin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunlarla benim ülkemin insanlarının akrabalık bağları var. Kim kimdir bunları gayet iyi biliyoruz. Buralardaki aşiretlerin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ve çok daha enteresanı, 3500 tır
Irak tarafından gelerek Kuzey Suriye'ye girmiştir. Ve bu Kuzey Suriye'ye giren bu tırlar bütün bu ağır zırhlı araçları, silahları, mühimmatı kime getiriyor? PYD'ye, YPG'ye ve Amerika'nın oradaki üslerine. Şu anda Kuzey Suriye'de 5 hava üssü var Amerika'nın. 8 tane de normal üs var. Şimdi bir de Rakka'da kuruyor. Ne yaptı? 14. Bütün bunlar ortada. Bilinen gerçekler bunlar. E siz 12 bin kilometre uzaklıktan acaba Suriye'ye niçin geliyorsunuz? Bu soru sorulmaz mı? Neden? Bu soru sorulmaz mı? E bana vatandaşım soruyor. Ben de vatandaşıma bunun cevabını vermek durumundayım. O zaman ben de size soruyorum. Maalesef bu gerçekler ortada. Ama benim ülkemde öyle ürkek, öyle korkak tipler var ki bunlar aleyhimizde kampanyalar da sürdürüyorlar. Fakat biz bütün bunlara rağmen inandığımızı inandığımız gibi yapmaya devam edeceğiz. DAEŞ'la mücadele. Başlık bu. Peki DAEŞ'la mücadele dediğinizde ne yaptınız ya? DAEŞ'a bol bol dolar ödediniz. Ama biz DAEŞ'la benim askerim kahramanca mücadelesini verdi. Özgür Suriye ordusu kahramanca mücadelesini verdi. Hala bu mücadeleyi vermeye devam ediyor. 2000 kilometre karelik alan DAEŞ'tan böyle temizlendi. Ömürleri ise bakıyorsunuz işte zafer işaretleriyle onları dolar ödemek suretiyle uğurluyorlar. Daha önce değerli arkadaşlar bütün bunlarla ilgili uyarıları nerede, kim, nasıl, ne yaptı hepsini kendilerine bildirdik. Türkiye'nin hem DAEŞ'a hem de PYD'ye karşı operasyonlarını baltalayan Amerika'nın bu örgütler üzerinden hayata geçirmeye çalıştığı senaryonun biz gayet iyi farkındayız. Ben buradan bir kez daha ifade ediyorum. İttifak, müttefiklik başka bir şey. Ama bu müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak bambaşka bir şey. Yani biz NATO'da beraberiz diye yanlışları söylemeyecek miyiz? Kusura bakmayın söyleyeceğiz. Terör örgütünü sınırımızın her iki tarafında da rahat bırakmıyoruz, rahat bırakmayacağız. Dedik ya, onları inlerine kadar takip ediyoruz, takip edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin operasyonları kesintisiz sürüyor. Kar, kış demeden sürüyor. Şu anda o bölgede yoğun kar var, yoğun bir kış var. Ama silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız bu temasları aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Son terörist de imha edilene veya teslim olana kadar bu operasyonlar devam edecektir. Faiz ve enflasyon ilişkisi konusundaki görüşümü biliyorsunuz. Faizin sebep enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Ve bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon şu bu gibi yani yok hıyarmış yok salataymış filan filan bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Ve bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Bütün gerçekler bu istikamette. Ama hala bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenler, hala bunu, affedersin, batıdaki kafalarla
çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar. Kaldı ki batıdaki kafaların da bir kısmı zaten uygulamalarıyla bizi destekliyor. Şu anda Amerika'daki faiz oranları ortada. Japonya ortada. Avrupa ortada. Bütün bunlardaki faiz oranlarına baktığınız zaman enflasyonların da orada ne olduğunu zaten görüyoruz. Ama gel gör ki bizdekilere bunu hala anlatamadınız. Bir şey anlamıyorlar. Anlamadıkları şu. Ya faiz lobisine çalışıyorsunuz. Ya başka bir şey yok. Faiz lobisi bunu düşürür mü? Tabii ki faiz lobisi bunu düşürmeyecek. Şu anda bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar? Kimler? Ya banka sahipleri. Finans sektörü. Onlar götürüyor parayı. Peki bizde yatırımlarda niye sıkıntımız var? E sen kalkıp da bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede ne yapar? Yürümez, durur. Olay bu. Ama hala bunu anlatamıyoruz. Ve bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir tutuculuk, ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Onun için Sayın Başbakan'la da bunu konuştuk. Dedik oturup bunu konuşmamız lazım. Bu iş böyle yürümez. Bunu çözeceğiz. Bunu bir tabu haline getiremeyiz. Bunu çözmeye mecburuz. Ve 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük. Enflasyon tek haneliğe geldi. Bakın faiz tekrar çıkmaya başladı ve enflasyon da buyurun çift haneliğe yine gidiyor. Merkez Bankası ne diyor? Ha Merkez Bankası diyor ki efendim işte yıl sonu itibariyle şu olacak. E ne oldu? Ya kaç kere revize ettiniz? Söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor ya. Tutmaz. Yanlış yoldasınız. Efendim işte merkez bankalarının bağımsızlığı var. Müdahale etmeyin. E tamam. Müdahale etmediğimiz için zaten bu hale geliyor. Tablo ortada. ...2018 yılı için... hiç şüphesiz... mali disiplini elden bırakmayacak... ancak ekonomiyi de... çok fazla sıkmadan... daraltmadan... milletimize ve özellikle yatırımcılarımıza... nefes aldıracak... bir orta yolu... bulmak zorundayız. Ülkemizi... ekonomik olarak sıkıştırmak isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap... üretimi... yatırımı... ihracatı... gerçek anlamda destekleyecek bir politika uygulamak olacaktır. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın, kurumlarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir. Bu duygularla bir kez daha sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıklı. Türkiye. İşte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip